Memleketin tamamen bağımsız ama cumhuriyet ilkelerine bağlı kanalı Cadde TV'de ülkemizde olan biteni, gündemi değerlendirmek için ülkemizin siyaset ve düşün hayatında etkin ve yetkin figürleriyle birlikte olduğumuz program Seçim Masası şimdi başlıyor. Size stüdyodaki konuklarımı tanıtarak başlamak istiyorum. Konuğumuz Sayın Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Selçuk Özdağ ve stüdyodaki diğer konuğumuz da Demokrat Parti Genel Sekreteri Sayın Serhan Yücel. Bu iki konuk dışında da konuklarımız olacak. Onlardan biri de gazeteci Sayın İsmail Türk ve siyasal iletişim uzmanı Doktor İbrahim Uslu olacak. Elbette ülkenin sıcak gündemini konuşarak başlayacağız. Çünkü takdir edersiniz ki biz ne yaparsak yapalım hızlı bir şekilde önümüzden haberler akıp geçiyor. Ve biz olan biteni kaçırmadan size aktarmak için 24 saat işimizin başındayız. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Teşekkür ederim İlhan Bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ülkenin gündemi her zaman ekonomi oluyor. Ne yaparsak yapalım hiç değişmiyor bu. Bugün memur zammı herkesin gündemindeydi. Haberlerde de izledik. Önce %25'lik bir zam verildi. Sonra %30'a yükseltildi. Bir kısım iletişim, sosyal medyada insanlar dediler ki bu ben yaptım oldu davranışı doğru değil, bu bir seçim yatırımı. Bir kısım dedi ki hayır bu çok iyi bir şey. Aslına bakarsanız ekonomik parametreler üzerinden değerlendirilmesi gereken bir şey bu. Çünkü biz ne yaparsak yapalım daima matematik kazanır. Çünkü sayısal diyagramda ne görüyorsak biz ona uygun hareket eder ekonomistler. Yani öyle kafadan atarak konuşmazlar. İşin uzmanları buradayken ve siyasetin içindeki insanlar buradayken doğrudan konuklarımıza sormak istiyorum. Ne olacak memurların hali? Evet. Şimdi Türkiye'de 13 milyon emekli var. Yaklaşık 4 milyona yakın da memur çalışıyor. İşçilerle beraber 4,5 milyon olduğu söyleniyor. Ve büyük rakam bu. Çok büyük bir rakam. Ama gelinen noktada dün itibariyle TÜİK'in bir istatistik azizliğine uğradık. TÜİK Türkiye'deki enflasyonu %84 olarak açıklarken biraz daha aşağı çekti ve dedi ki bu enflasyon biraz daha aşağıdadır ama İstanbul Ticaret Odası'nın enflasyonuna göre %105, ENAK'a göre ise %180 civarında bir enflasyon oranı var, hayat pahalılığı oranı var ve bu paranın değer kaybı oranı var ve ardından da ve bunlar oturdular, dediler ki işte ne kadar zam olacak? 16.75 civarında, işte 17.25 civarında zamlar oluşacak dediler. Ve daha sonra da Sayın Cumhurbaşkanımız lütfettiler efendim. Sağ olsunlar, eksik olmasınlar. Yani iyi ki varlar. Ve dedi ki %25 zam. Sonra çok büyük bir tepki aldı. Hem emeklilerden, işçi memurdan, hem aynı zamanda da bütün memurlardan ciddi bir tepki alındı. Enflasyon oranı belli. Siz bizi açlığa mı mahkum etmek istiyorsunuz diyerek sosyal medya ciddi bir güç. Bu güç gördüler bunu. Sabahleyin de ben yaptım oldu mantığı içerisinde Sayın Cumhurbaşkanı %5 daha eklediler. Evet. Sağ olsunlar. Bir kez daha teşekkür ediyoruz kendisine. Ve böylece zamlar %30'a çıkmış oldu. Ama enflasyon oranı geçen seneye göre bakalım, şöyle bakalım. Geçen sene birinci devrede yani Ocak ayındaki zama baktığımız zaman yaklaşık %25 civarında bir zam yapmışlardı. Ardından da Temmuz ayında %40 civarında bir zam yapmışlardı, 65. Peki enflasyon onların dediği rakam doğruysa geçen seneye göre %85 ise bu enflasyon, eğer burası 65 ise benim %20'm nerede? Bunu sorarım. Hani evet. Kedi et hikayesi, Nasrettin Hoca'nın eğer kedi buradaysa bizim et nerede? Et buradaysa bizim kedi nerede? Peki eğer ENAK'a göre hesaplarsak %180 civarında bir enflasyon vardı. Peki burada eğer siz %65 zam yapmışsanız geri kalan normal olarak %125'imiz nerede bizim diyerek sorarlar size. Eğer İstanbul Ticaret Odası'na göre yaparsanız yine aynı şekilde borçlu bu hükümet. Türkiye'ye borçlu, memurlara borçlu, emeklilere borçlu, evet. İşçilere borçlu, devlet dairelerinde çalışan işçilere borçlu. Bunların neresi, ne işi, hangi işi doğru yaptılar ki şimdiye kadar? Özellikle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde İlhan Bey. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde ne diyorlardı? O beğenmedikleri kör olan, şaşı olan, topal olan, çolak olan parlamenter sistemde yine bir şeyler yaptılar Türkiye'de.
O da göreceli, birilerine göre göreceli, izafi, eskilerin ifadesiyle izafiydi. Birileri diyordu ki çok güzel şeyler yapılıyor. Evet, bence de güzel şeyler yapılıyordu. Vesayetçi yapılara meydan okuyordunuz. Paranız değerli olsun diyerek ihracata önem veriyordunuz, yatırıma önem veriyordunuz, teşviklere önem veriyordunuz. Aynı zamanda hibelere önem veriyordunuz, tarıma önem veriyordunuz, ulaşıma önem veriyordunuz, barajlara, göletlere ve tarımda da toplulaşmaya önem veriyordunuz. Bunların hepsini topladığımız zaman evet güzel şeyler yapılıyordu. O kör dediğimiz o dönem içerisinde dolar karşısında Türk lirası çok bu kadar değer kaybetmiyordu döviz karşısında. Aynı zamanda da alım gücümüz yüksekti bizim. Ve enflasyon çok yükseklerde değildi. Ve aynı zamanda faizler çok yüksekte değildi. Bugün faizleri tek rakamlı hanelere indirdikleri söylüyorlar. Ama gidin bakalım bir bankadan para almaya çalışın. %30'dan aşağı para alabilecek misiniz? %34 ile 30 ile 34 arasında bir para alabileceksiniz, size kredi verecekler. O da eğer torpil bulursanız, yandaş bulursanız, tanıdık bulursanız iyi çalışanları tenzih ederim. Şimdi gelinen noktada bu Cumhurbaşkanlığında biz uçacaktık. Doğru uçtuk. Paramız uçtu bizim. Pul oldu ve paramız bir noktada şu kağıt uçaklar var ya onlardan oldu. Atıp çocuklar oynardı, gençken oynardık falan. Onlardan oldu. Kağıt mesabesinde bizim paramız, pasaportumuz kıymetsiz ve değersiz. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı bizimle, ağam bizimle eğleniyor diyerek böyle bir şey var. Ağam bizimle eğleniyor, evet. Bir noktada. Ve gelinen nokta içler acısı. Paranız zaten değersiz. Kiralar almış başını gidiyor. Elektrik fiyatları uçmuş, doğalgaz fiyatları uçmuş. Ve aynı zamanda yakıt fiyatları çok fazla uçmuş. Tarım yapanlar ilaçlarını alamıyorlar, gübrelerini alamıyorlar. Ve aynı zamanda mazotlarını alamıyorlar ki bunların sözleri vardı. 18 Haziran'da Binali Yıldırım Manisa'da Turgut'u da şöyle söylüyordu. Deponuz bugün diyelim ki bir traktör 2000 liraya doluyor. 1000 lirasını gidin bizim Faruk'tan alın diyordu. Şimdi ise onu da vermiyorlar, zaten vermediler hiç. Hiçbir sözünler yerine getirmediler. Böyle bir ortamda bir noktada bizim memurlarımızın hani tabirimi mazur görün zekata muhtaç hale getiriyorlar. Ve fakirlere sadaka vermek iyidir gibisine geçen gün Nebati'nin bu minvalde bir sözü vardı biliyorsunuz. Evet, evet. Bu fakirlere fakir olduğunu, Türkiye'nin memurlarının fakir olduğunu bugün bir gazeteci yazıyordu. İşte gazeteciliğe başladığım yıllarda, şu yıllarda asgari ücret karşısında benim paramın değeri şu kadardı. Bugün o zaman işte 3 misli asgari ücrete göre maaş alıyordum. Bugün ise 1.1 misli gibi bir asgari ücrete göre para alıyorum ifadesini kullanıyor. Gelinen noktada Türkiye fakirleşiyor. İnsanlar artık hayattan zevk alamaz hale geldiler ve bugün memurlar artık ev alamazlar. Aldıkları evlerin kolay kolay taksitlerini ödeyemezler. Araba alamazlar. Aldıkları arabalar varsa o arabaların kolay kolay taksitlerini ödeyemezler. Bundan sonra zaten hiç kimse yeni şeyler alamaz ve aynı zamanda bu memurlar bir tatil yapamazlar. Bakın memurlar geçmişte çok rahat bir şekilde emekli ayrıldıklarında emekli ikramiyeleriyle ev alabiliyorlardı. Evet. Ve yanında da belki bir araba alıyorlar ve yanında da çocuklarını evlendirebiliyorlardı. Ama bugün gelinen noktada hiçbir memur emekli ikramiyesiyle değil ev almayı, değil araba almayı çocuğunu evlendiremez bile. Kesinlikle yapamaz bunu. O nedenle Sayın Erdoğan'ın bugün gelinen noktadan gurur duyması lazım, iftihar etmesi lazım. İşte Türkiye'yi ben çok zenginleştirdim. Çok itibarlı bir ülke yaptım, pasaportunu kıymetli yaptım, parasını çok kıymetli yaptım demesi gerekiyor. Ve biz de onu alkışlamamız gerekiyor. Diyeceğiz ki bravo, pardon affedersiniz. Ben de bravo diyeceğim, alkışlayacağım seni. Ve de Türkiye'nin geldiği noktada memurlarımızla, işçilerimizle, devlette çalışan işçilerimizle artık hayattan zevk almayacaklar ve yazında bir tatile bile gidemeyecekler. Yurt dışına gitmeleri zaten hayal. Evet. Ama bir Marmaris'e, bir Antalya'ya, Alanya'ya, bir Muğla'ya, İzmir'e, veya herhangi bir tatil beldesine gidemeyecekler, gitmeleri de mümkün değil. Asla mümkün değil. Bir kere arabana gitseler 5 kişilik bir aile, ona güçleri yetmez, bir sürü benzin parası verecekler. Uçakla gitseler yine aynı şekilde masraflı bir iş olacak. Ve memurlar artık kendi köylerine bile gidemeyecek haldeler. Kendi memleketlerine gidip, çünkü bizim memurlarımız aynı zamanda köylerle bağımızı da koparmadık. Mesela benim aynı zamanda kendi köyümde arazilerim var. Evet. Ve buralara artık gitseniz bile, başkaları gitse bile onları ne diye gidecekler oralara? Acaba ben buradan bir zeytinimi satabilir miyim? Zeytinyağımı satabilir miyim? Pamuğumu satabilir miyim? Tütünümü satabilir miyim? Kirazımı satabilir miyim? Üzümümü satabilir miyim? Ve de ben kışlık ihtiyaçlarımı giderebilir miyim diyerek tekrar yeniden çalışma ihtiyacını hissedecek bir yaz tatilinde, bir aylık yaz tatilinde bunu yapmış olacak. O nedenle bu zamları kabul etmemiz mümkün değil. Ama burada sendikalar özellikle
bu pazarlıkları yapan memur sendikaları sınıfta kalmışlardır. Ve özellikle bu memur sen sınıfta kalmıştır. Evet. Ali Yalçın Bey alkışlıyordu oradan ve bundan da çok ciddi şekilde ayıplı işlerdir. Bu sendikalar iktidarın bir noktada şakşakçılığını yapıyorlar. İyileri tenzih ederim. Ve iktidarın yapmış olduklarını da bravo, iyisiniz, güzelsiniz, çok güzel yaptınız diyerek memurların da aklıyla alay ediyorlar. Bugün memurlara düşen görev de şu olmalı. Senin 3 tane sendika var. Burada memur sendikası var. Bu 3 memur sendikasının özgür bir şekilde, eşit bir şekilde yarışmaları gerekiyor. Benim haklarımı kim alıyor diye bakmam lazım. Arıyor ve alıyor diyerek bakmam lazım. Ama gelinen noktada artık bu memur sendikaları işçiler, işte memurların hakkını aramak yerine iktidara yanaşarak ve memurlar da çekiniyorlar. Ben buradan sürgüne mi gönderilirim? Başka sendikaya geçersem veya terfi etmem mi? Veyahut da kazanımlarımı kaybedebilir miyim? Lojmana gidemeyebilirim, giremeyebilirim gibi. Bunlarla beraber insanları bir noktada devlet imkanlarıyla terbiye etmeye çalışıyorlar. Memurlarımızı terbiye etmeye çalışıyorlar. Biz Gelecek Partisi olarak bu zammı yetersiz buluyoruz. Kifayetsiz bir zam ve aynı zamanda da bugün Türkiye'de ne kadar zam yaparsanız yapın, bu zamla beraber de enflasyon arttıkça, hayat pahalılığı arttıkça, mazot arttıkça, yakıt arttıkça, elektrik fiyatları arttıkça, mutfağa girdiler arttıkça, ekmek fiyatları, peynir fiyatları, zeytin fiyatları, zeytinyağı fiyatları, ayçiçeği fiyatları arttıkça biz bunların, bu artışların bir anlam ifade etmediğini göreceğiz. Mesele şudur, zam olabilir ama eğer paranız kıymetliyse, üretiminiz yüksekse ve aynı zamanda ithalatınız yerine ihracatınız yüksek. Bugün Türkiye'de tam tersi olmuştur. İthalat yerine ihracat hemen hemen 3 misli kadar ithalat artmıştır Türkiye'de. Böyle bir ortamda da bir noktada bizimle işte kedinin fareli oynadığı gibi tabirimi mazur görün oynamaya çalışıyorlar. Bize verdikleri memur maaşları zamlarıyla 15 gün rahat yaşayabiliriz. Ama geri kalan 15 günde de kıt kanaat bile yaşayamayız. Aç bir ilaç yaşarız. Böyle bir ortamla karşı karşıyayız. Evet. Aslında bu memur zammı meselesi bütün gün gündemdeydi ama bir taraftan da gündemin başka hareketli konuları var. Ekonomiyle ilişkili olan ve olmayan. Yani bir yargıya güven meselesi de insanların gündeminde. Özellikle Ankara'daki cinayetle ilgili. Ama onu ayrıca konuşacağız. Buyurun efendim, siz bu memur zammını nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, çok teşekkürler. Sayın Milletvekilim de ifade buyurdular, ifade ettiler. Şimdi burada biz önce sorunu öncelikle bir ortaya koymamız gerekiyor. Türkiye'nin nüfusu 85 milyon. Almanya ile karşılaştıralım. Hani hep bizi kıskanan Almanya var ya, evet. Onlarla bir karşılaştıralım. Almanya'nın nüfusu da 85 milyon. Emekli sayılarımıza bakalım. Bizim de 13 milyon emeklimiz var. Almanya'nın da 13 milyon emeklisi var. Demek ki emekli sayısında aslında öyle çok büyük bir rakam falan da söz etmek çok doğru değil. Peki istihdama bakalım. Yani problem emekli sayısında değil, istihdamda. Evet. Bakalım istihdama. Bizdeki istihdam bundan 20 yıl önce AK Parti'nin iktidara geldiğinde nüfusumuz 65 milyonken istihdam rakamları 21 milyon civarındaydı. Hı hı. 21 milyon civarında. Kamuda çalışan, kamu personeli dediğimiz kesim 2 milyon 130 bindi. 2 milyon 130 bin. Şimdi 4 milyonla 5 milyon 400 bin arasında değişen kamu personeli sayısı veriliyor. Evet. Artık devlet öyle bir hale geldi ki devlette kaç kişi çalışıyor? Yani kamu personelinin sayısı kaçtır dediğinizde Cumhurbaşkanı'nın geçen söylediği 5 milyon 400 bin rakamını ben ona dayanarak söylüyorum. Evet. Ama diğer rakamlara baktığımızda o kadara ulaşmadığını görüyoruz. 5 milyonu biraz geçtiğini, 5 milyon 30 bin falan olduğunu görüyoruz. Yani kendi memur sayısını bilmeyen bir devletten söz ediyoruz. 2 milyon 130 bin memur, 5 milyon küsüre gelmiş, 5 milyon 400 bine gelmiş. Dolayısıyla bizim aslında burada üzerinde durmamız gereken sadece kamu personeli açısından değil, istihdam. 21 milyonluk istihdamı diyor ki TÜİK 32 milyona ulaştı. İyi de bunların siz kayıt dışı ekonomi dediğinizi niye dahil ediyorsunuz? Yani kayıt dışı ekonomi
olarak, hadi diğer şeyleri saymayalım. Yani onları onlara düşelim. 1,5 milyon stajyer var. Bu onların 32 milyon dediği hı-hı rakamın içinde. 500 bin çırak var. Yine 500 bin kadar yurt dışı topluluk sigortaları, tarım SSK'lıları ve diğer sigortalılar. Yani toplamda bir 2,5 milyonu düşelim. Tamam. 29,5 milyon. Acaba öyle mi? TÜİK, yani Türkiye İllüzyon Kurumu, orada da bir illüzyonist tavır gösteriyor. Ve artık öyle bir Pinokyo'yu kıskandıracak hale geldi. Yani TÜİK'in burnu öyle bir uzadı ki, şimdi buradaki peki doğru rakam kaç? Vallahi doğru rakam aşağı yukarı 22 milyon falan. Çünkü ben vergiyi ödeyene bakarım. Evet. Vergiyi ödeyene bakarım. Bunun geri dönüşü, yani ekonomiye bu istihdam ne kadar yani ne kadar katkı sağlıyor? Geri dönüşü ne kadar oluyor? Biz onların dediği rakamı doğru kabul etsek bile, yani 29 milyon istihdamı kabul etsek bile, kamu personelinde düşelim 24 milyonu kabul etsek bile, ki değil. Almanya ile karşılaştıralım, bizi kıskanan Almanya ile, onlardaki 49 milyonluk istihdam rakamıyla karşı karşıya kalırız. Üstelik biz işte asgari ücret konusu yine gündemde tabii. Şimdi evet. 8504 lira oldu. Asgari ücret, tamam, adı üstünde asgari ücret. Yani diyor ki devlet, bu ülkede diyor, bu ben geçim şartlarına bakıyorum, hayat standartlarına bakıyorum. Bu artık diyor, bu dibin dibi, bundan aşağıya çalıştırmayın kimseyi diyor. Yani bundan aşağı bir ücret olamaz diyor. Dolayısıyla asgari ücret aslında mesela Almanya'da asgari ücretlerin oranı toplam çalışanlar arasında %9 civarında. Hollanda'da %6 civarında. Türkiye'de %50'nin üzerinde. Demek ki asgari ücret, asgari ücret olmaktan çıkmış. Normal ücret, olağan ücret haline gelmiş. Öyle asgari falan değil. Çalışanların yarıdan fazlası asgari ücretle çalışıyorsa. Ki dediğimiz gibi asgari ücretle bile çalışamayan birçok kişiden, milyonlardan yine söz edebiliyoruz. Bugün simite de zam gelmiş zaten. Simite, ekmeğe de geldi. Asgari ücret hesaplamaları simitle yaptığımız için mi? Genelde ama öyle yapmıyorlar herhalde. Başka şeyleri, bunların sepet dediklerinin içinde neler var? Yani benim sepetimde neler var? Ben Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi devreye girdiği günkü rakamları buraya yazdım. Sonra dedim ki, bundan bir ay önce yine bir canlı yayına çıkacak, evet, çıkmadan önce. Dedim ki şu bugünkü fiyatları ne oldu? Emin olun her birinin üzerine çarpı atıp bir iki defa değiştirmek zorunda kaldım. Neymiş ekmek? 1 lira 25 kuruş. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtiğimiz gün ekmek 1 lira 25 kuruş. 24 Haziran 2018. 18. Şimdi ne kadar? 5 lira. Yani ekmeğin kilosu 25 lira. Yani 200 gram ekmek. Yani benim çocukluğumda böyle 400 gram, 450 gram ekmek olurdu. Evet. Şimdi 200 grama iyice küçülttüler. 5 liraya çıktı ekmek. 6 liraya, 7 liraya çıkması da 200 gram ekmeğin İstanbul başta olmak üzere an meselesi, biliyorsunuz. Süte bakalım. 3 liralık süt, 1 kilo süt 3 liray iken şimdi 25 lira ulaştı. Şeker 4,5 liradan 30 lira geldi. Zeytin, ki ben Edremitliyim, yani 12 lira civarında zeytini alırken ortalama tabii bir şey. Aynı kalitedeki aynı ürünü şimdi 72-73 liraya alıyoruz. Zeytinyağının litresi Edremit'te, yani bu bizim işte 5 diziyem dediğimiz, yani yarım asitsi diyelim. Evet. Yağ aşağı yukarı litresi 100 110 lirayı, 120 lirayı buldu. Artık lüks tüketim oldu. Lüks tüketim haline geldi. Ayçiçeğe bakalım, 6 liradan bir ara bulunmuyordu da şimdi 50 liralara, 60 liralara kadar yükseldi. Bir düştü, tekrar yükseldi falan. Peynir 22 liradan alıyorduk bundan 5 yıl önce. Şimdi bırakın 22 liraya 100 gramını verir hale geldiler. Aynı şekilde çay, tüp, gaz, elektrik, doğalgaz, hepsinin rakamlarını ve yetişemiyorum ben. Yani bugün bu programa çıkıyorum. Önümüzdeki hafta başka bir programa çıkacak olursam ben buradaki bugünün rakamlarını, bugün yazdığım rakamları yine güncellemem gerekiyor. Böyle bir şey olmaz. Bu sürdürülebilir bir durum değil. Dolayısıyla biz burada %25 mi oldu, 30 mu oldu? Ha bir de bize diyorlar ki, son 6 ayın enflasyon rakamları, son ay kaç olmuş, aralıkta %1 mi olmuş, 1 küsür mü olmuş? 1 küsür.
Yani dalga mı geçiyorlar bizle? Yani biz hiç mi çarşıya pazara çıkmıyoruz, hiç mi dolaşmıyoruz, hiç mi bir şey görmüyoruz? Böyle bir şey olabilir mi? %1'lerden bahsediyorlar. Niye %1? Çünkü aralık. Yani bu memur maaşına %16 toplamda 6 ayın enflasyonu lütfediyorum ben, 25 veriyorum. Ha az mı geldi? 30 veriyorum. İşte burada hata, sıkıntı, problem işte tam bu noktada. Tek adam rejiminin sonucu budur. Tek adam rejiminin sonucu bu rakamlardır. Tek adam rejiminin, tek adam mantığının sonucu lütfeder, ulufe de atır gibi ben bunu işte %30, yarın bir gün %35 de diyebilir. Diyecek seçimlerden önce bir %15-20 daha verecek. Göreceksiniz. Seçimlerden önce Mayıs 14 diyorlar. Ben daha öne alınabileceğini düşünüyorum. Ama mesela Nisan'ın 15'inde asgari ücretle ve memurda ben ezdirmeyeceğim emeklimi, memurumu ezdirmeyeceğim deyip İstediği kadar ama bu zamlar yapılsın. Daha zamlar şeye girmeden, hesaba yatmadan 1 Şubat'ta alacak asgari ücretle, evet. Ücretine. Memur 15 Ocak'ta alacak. Emekli 15 Ocak'tan itibaren veya işte bir şeyden itibaren 1 Ocak'tan itibaren alacak ama para 15 Ocak'ta yatacak memurlara özellikle. Şimdi bir düşünüp, şimdi bir bakalım. Gidelim çarşıya, pazara, markete, seyyar satıcı, bizim tablacı dediğimiz Anadolu'da seyyar satıcıların sattığı mallarda pazarcı esnafının, onların problemleri ayrı da, onları hani deriz ya, esnaflar der ya, abi bize gelişi böyle, evet. Kurtarsa dükkan senin. Evet, kurtarsa dükkan senin. Millet de onu diyor, kurtarsa dükkan seni, sen bana 3 kuruşluk zam verdin, daha zammı ben harcamaya fırsat bulamadan öyle bir hale geldik ki bütün etiketler al aşağı olduğu gibi %30'u çok üstünde bir zamla zaten şimdiden karşıladık. %30 zammın daha çok daha fazlasını zam da gelmesin, fiyatlarda bir sabit kalsın. Yani onu arar hale geldi Türkiye ve bu... Bize iktisat derslerinde hep onu öğrettiler üniversitede öğrencisiyken. Enflasyonun böyle bir durak noktası yoktur. Birbirini tetikler. Evet. Biri yükselince öbürü de yükselir, o diğerini yükseltir. Bunun böyle bir dengeleme, frenleme öyle bir mekanizma yok. Hele hele böyle bir sistemde, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi dediğimiz bu hilkat garibesi, bu cubik sistemde Cumhurbaşkanımızın talimatıyla, İşte diyorlar ya, Cumhurbaşkanımızın talimatıyla efendim, Cumhurbaşkanı talimat veriyor, yangını söndürmeye gidiyor adam. Cumhurbaşkanı talimat veriyor, depremde kurtarmaya gidiyor, kendi ifadeleri. Depremde kurtarma çalışmalarını diyor, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla başladık diyor. Yani insanlar yanacak orada, insanlar depremde mahsur kalacak, Cumhurbaşkanının talimatı gelmezse. Böyle saçma, böyle bir anlamsız, hele hele ekonomide, adı yani ekonomi mantığına yüzyıllarca ortaya çıkan bu bilime aykırı, evet. Ben talimatla bu işleri yürütürüm, ben talimatla bu işleri yaparım mantığı olmadı, olmayacak. Yani ben de bu meşhur esnaf sözüyle söyleyeyim, kurtarsa dükkan senin. Evet. AK Parti kurtarsa dükkan senin ama kurtarmaz, yani hakikaten kurtarmaz. %3, %4 maksimum, evet. Karla çalışan. Üç harfli evet. Marketlere %4, hadi bütün karlarını sıfırladı onların. Onlar işte diyelim ki onlardan kaynaklanıyor. %4'ü sıfırladı. Ne yapacağız? Biz %138'i nasıl açıklayacağız? Gıda enflasyonundaki rakamları nasıl açıklayacağız? Evet, evet. O rakamlarda yani yine o TÜİK'in rakamları, bunları nasıl açıklayacağız? Dün Sayın Bahçeli konuşmasında dedi ki bu sistem çok iyi oldu, Cumhurbaşkanlığı sistemi. Bu 5 yıl gerçekten harika geçti. Acayip büyük işler başardık dedi konuşmasında. Sonra da Cumhurbaşkanı açıklamasında dedi ki ben bu defa o istiyorum sizden ama start son için kesin. Değil finish için istiyorum dedi. Bu finishten sonrasında neler olacak ben merak ediyorum ve izleyicilerimiz de merak ediyor. Çünkü 2023 hayali vardı sürekli. Herkes 2023'e odakladılar. Bekledik. Meclis Başkanı da bugün dedi ki Lozan'ın öyle bir süresi yok. Yani açıklama yaptı. Lozan süreli bir anlaşma değildir. Böyle şeyler bugüne kadar akılları neredeydi? Yani bugüne kadar onlar söylüyordu da biz. Ya böyle saçma şey mi olur diyorduk ama yani. Serhan Bey, Lozan'la ilgili de 13 yıl Sayın Erdoğan her yıl Lozan'ı kutladı. Ama 14. yılda şu cümleyi kullandı. Dedi ki bir hezimeti bize zafer diye yutturmuşlar dedi. Ben o zaman milletvekiliyim ve dedim çıktım. Birilerine göre hezimet, birilerine göre zafer olabilir.
bana göre o dönemin şartları içerisinde yapılan en iyi anlaşmadır. Eğer siz dünyanın 17. büyük ekonomisi yaptık diyorsanız Türkiye'yi, siz çok gerilerden aldık ve buraya getirdik ve dünya lideriyim diyorsanız, o zaman Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni bir ülkeye tanıtın dedim. Bir Afrika ülkesine, bir Türkiye Cumhuriyetlere, bir herhangi bir Arap ülkesine, herhangi bir Güney Amerika ülkesine tanıtırsanız, o zaman deriz ki tamam, bu siz Lozan'ı yapamamış bu Atatürk ve arkadaşlar, ama siz gelmişsiniz Kıbrıs gibi bir devleti bütün dünyaya tanıtmışsınız diyebiliriz. Şimdi siz orada finish diyor kendisi, hani start, bu bir start değil, başlangıç değil, bu bir sonuç gibi. Ama şunu söyleyelim, ondan sonra ne olacak dediniz İlhan Bey? Evet. Bak ne olacağını söyleyeyim. 5 ay sonra, 5,5 ay sonra Türkiye'de seçim olacak efendim. Bir erken seçime de kesinlikle hiç kimsenin yanaşmaması gerektiğini söylüyorum. Ben bir siyasetçi olarak, 30 yıldır aktif siyaset yapan birisi olarak, 17 yıl Muhsin Yazıcıoğlu ile, 10 yıl Adalet ve Kalkınma Partisi'nde, 3 dönem milletvekilliği, her partide genel başkan yardımcılığı yapan birisi olarak söylüyorum. Biz 4 sene 10 ay bekleyenler 2 ay daha bekleriz. 4 sene 11 ay bekleyenler 1 ay daha bekleriz. Birazcık erkene çekeceğiz gibi yine bir takiye yapıyorlar. Yine minareyi çalıp kılıfını hazırlamak istiyorlar. Yüksek Seçim Kurulu'na diyecekler ki işte erken seçim efendim, işte o 18 Haziran yerine işte bir hafta önce yaptık veya 10 gün önce yaptık diyerek, bu şekilde erken seçim kararıyla beraber tevil yaparak acaba 3. kez aday olamaz. Çünkü anayasanın 101. maddesindeki değişikliği unutmuşlar. Mustafa Şentop'u unutmuş. Evet. Büyük anayasa profesörü. Diğer Mehmet Uçun Bey var. O da büyük hukukçu. Bunlar unutmuşlar. 101 ve 116 biz de tabii unutmuşlar. Diyecekler ki bu sistemde 5 yıllığın bir defa, 5 yıllığına seçilir, 2 defa seçilir. Bu sistemde bir cumhurbaşkanı 5 yıllığına seçilir, en fazla 2 defa seçilir yazmaları gerekirken, eski madde kaldığı için orada. Şimdi 3. kez seçilebilmek için hileli yollara, hülleli yollara, muvazalı yollara başvurmak istiyorlar. Bence parlamentoda milletvekiller olan muhalefetin de bu noktada uyanık olması gerekiyor. Ve de zamanında seçimin artık yapılması gerekiyor. Bundan sonra süreç belli. Ardından adaylık süreçleri başlayacak. Cumhurbaşkanı adaylıkları süreçleri Yüksek Seçim Kurulu 60 gün önce bu süreci başlatacak biliyorsunuz. Evet. Bir erken seçim olursa 45 gün oluyor. Öbür türlü 60 gün içerisinde başlatması gerekiyor. Kala 18 Haziran'a ne kaldı şurada? 5 aylık sürecimiz kaldı. Ocağın ortasına geldik. Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran. 5 ayında 2 ayını çıkar 3 ay. 3 aylık süre içerisinde bizler hazırlanacağız. Burada altılı masa hazırlanıyor. Muhalefet hazırlanıyor. Onlar hazırlar. Niye hazırlar? Onlar devletin tüm imkanlarını kullanıyorlar. İşte nasıl kullandıklarını görüyoruz. Ama enflasyonun, gerçek enflasyonun doğrusunu söylüyor hükümet. Nasıl? TÜİK, biraz önce Sayın Başkan başka bir şekilde TÜİK'ü tanımladı. TÜİK, Tayyip'i üzmeme istatistik kurumu. Bu ben söylemiyorum. Bunu Süleyman Soylu söylüyor. Tayyip'i üzmeme istatistik kurumu. Ve %126 nereye geldi? Vergilere geldi, harçlara geldi. Nereye geldi? Bizim araç muayenelerimize geldi. Bakın TÜVTÜRK diye bir sistem var. Bu TÜVTÜRK, hükümet belirliyor bunu da. Ulaştırma Bakanlığı belirliyor fiyatları. Geçen sene 507 lira olan bir araç muayenesi, 10 dakikada muayene oluyorsunuz. Herhangi bir parça değişikliği yok, masraf yok, bir şey yok. İki yabancı şirketle, iki Türk şirketi, Türkiye Cumhuriyeti'nin iki şirketi beraberce, bu paralar yabancı şirketlere giderken %50'si de hükümete geliyor burada. Asgari ücretle ilgili de şimdi efendim 8500 lira yapmış asgari ücreti. İyi de kardeşim, asgari ücreti sen vermiyorsun ki. Sen rakamı belirliyorsun, hatta burada da anayasa için yasaları çiğniyorsun. Asgari ücreti de sen açıklayamazsın. Oradaki komisyon açıklar. Orada bir komisyon var. Anayasa onu söylemiş. O komisyon açıklaması lazım. Hayır, ben anayasayı çiğnerim, ben açıklarım onu. Burada da ben derim. Şimdi kimden veriyorsun? El malıyla ağalık derler buna. 8500 liraya kim verecek? Esnaf verecek. Kim verecek bunu? Bunu işveren verecek. Sen vermiyorsun ki. Onlara bir kolaylık sağlamıyorsun ki sen. Ama memurlara gelince, sen devletin memurlarına gelince, işçilerine gelince onlara %55 yapıyorsun. Yani bu maaş zamları işveren ödesin diyorsun, esnaf ödesin, zorlansın diyorsun. Onlar da eleman çıkaracaklar. İşçi sayısı çoğalacak Türkiye. İşsiz sayısı çoğalacak. İşçi sayısı azalacak. Ama memurlara gelince de %30 yapayım diyorsun. Burada da çifte standart. Sen hazineden verirken %30, zaman zaman işte orada da biliyorsunuz, ve işçilere, işverenler verirken, esnaflar verirken %55 veriyorlar. Konuşacağız ama küçük bir reklam arası vermemiz gerekiyor. Reklamlardan sonra devam edeceğiz. Bir yere ayrılmayın. Cadde TV'de seçim masası kaldığı yerden devam ediyor. Bir son dakika haberi olarak Sinan Ateş cinayetinde 3 tutuklama daha yapıldı. Bunu bilgi olarak geçelim.
6 kişi oldu. Tam da bu konuyla ilgili konuşacağımız gazeteci Sayın İsmail Türk şu an karşımızda. Hoş geldiniz efendim. Efendim teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Selçuk Özdağ'a sevgiler, saygılar sunuyorum. Diğer konuğumuza da saygılar ve iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz İsmail. Siz yokken aslında ekonomi konuşuyorduk ama siz gelmişken köşe yazılarınızı da takip ediyorum. Bu cinayet hakkında fikrinizi soracağım. Yani bu süreç nasıl ilerleyecek? Türkiye'de bir başı bozukluk başlayacak diye korkanlar var. Sosyal medyada bunun altından başka şeyler çıkacağı ile ilgili yazışmalar, tweetler dönüp duruyor. Bir taraftan da halkı itidalli olmaya davet ediyorlar. Korkmayın, bir şey olmayacak. Devlet görevinin başında polis işini yapacak diyorlar. Biz de süreci gazeteci olarak takip ediyoruz. Nereye varacak, ne olacak bu iş? Evet, teşekkür ederim. Şimdi zaten bu işi yapanlar, yaptıranların en önemli amacı tabii ki bir korku iklimi yaratmak ve bu korku ikliminden beslenerek istediklerini istedikleri şekilde yapabilmek ve yönettiklerini, yönetebildiklerini zannetmek, zannettirmek. Selçuk Özdağ Bey de bu hukuksuzluğun, kanunsuzluğun, bu çetelerin saldırısına uğrayan bir dava arkadaşımız. Ben de ilk bu saldırılara uğrayanlardan biri benim. Adana'da linç edilmekten 50 kişi tarafından Olcay Kılavuz'un önderliğinde polisin olağanüstü tedbiriyle kıl payı kurtulmuştum. Bundan yıllar önce, belki 10 sene olmuştur, tam olarak hatırlamıyorum. Şimdi bunların amacı şudur: korku iklimi yaratmak ve bunun üzerinden istediklerini elde etmek. O yüzden bunlardan korkmamak gerekiyor. Bunlar zannedildiği gibi güçlü de değiller, çok da değiller. Sinan kardeşimiz, Sinan Ateş, bunlarla işbirlik yapmadığı için, işte onu bunu dövdürme gibi bir takım şeylerin içine girmemeye çalıştı, direndi. Bunu bizzat biliyorum. Onun için önce bir şekilde görevinden uzaklaştırıldı. Sonra da bundan 6 aydır seni öldüreceğiz, seni gezdirmeyeceğiz gibi açık, net tehditlerle bugüne geldik. Ben her zaman tetikçileri konuşmaktan kaçınırım. Tetikçi, emin olun ki o 3 artı 3 tutuklananların bir kısmı hele kimi vurduklarını, niye vurduklarını bile bilmeden gidip bu tetikçiliği yapmışlardır. Kiralık katillerin işi budur. Nasıl siz gazeteciyseniz, biz gazeteciysek veya siyasetçiysek işimize bakarız. Onlar da işlerine baktılar, arkadaşımızı şehit ettiler. Ama sanki bir basit kriminal bir olaymış gibi, işte efendim uyuşturucu çetesinden 3-5 kişiye yıkarak bu dosya kapanacak bir dosya değil. Gördüğüm kadarıyla sessiz bir çığlıkla bu iş daha da büyüyerek ilerleyecek. Cumartesi günü bağlantımızda teknik bir sorun yaşadık. Şu an şimdi buyurun. Evet. Rahmetli Sinan'ın cumartesi akşam namazında Bursa'da bir mevlütü var. Kur'an-ı Kerim okutulacak. Gündüzden lokma dağıtılacak. Bu siyaset üstü bir meseledir. Türkiye'nin bana göre en önemli beka sorunundan biridir. 2 gün önce yazdığım yazımda kaç türlü ölüm var diye kendi duygularımı ortaya koymaya çalıştım. İnsanları öldürmenin çok farklı yolları var. İtibar suikastiyle yapıyorsunuz bunu. Her türlü zulüm esasına bir... Efendim... Her türlü zulüm bir şeyleri öldürüyor. Biz cenazeye gittik. Bilmiyorum Selçuk Bey orada mıydı ama ben oradaydım. 20 bine yakın cami ve cami avlusunda insan vardı. Çok vakar, çok sağduyuyla Türkiye'de çile çekmiş bir kuşağın çoğunlukla bulunduğu bir şeydi. Tabii birçok şeyin sorgulanacağı, sorgulanma kapısını araladı Sinan Ateş cinayeti. Onunla birlikte defin
yani mezara gömdüğümüz Sinan Ateş'le birlikte birçok şeyi de mezara gömdüğümüzü şahsen ben de yaşadım orada. Yani bunu herkes bir tarafından yorumladı, yorumluyoruz. İlk defa kutsanan, tartışılmayan, işte Ülke Ocakları Genel Başkanı sıfatıyla öldürülen bir arkadaşımız oldu Sinan Ateş. Bundan önce Sovyet yayılmacılığı döneminde, yani 12 Eylül öncesi bile Devsol gibi eli kanlı birçok terör örgütü bir Ülke Ocakları Genel Başkanı'nı öldürememişti, şehit edememişti. Ama bunu kendi arkadaşları eliyle veya bulunduğu camianın eliyle şehit edildiği iddiası çok vahim bir şey. Burada tabii en çok da işte her taraf taziye mesajı çekerken, üzüntüsünü paylaşırken, Türkiye'de belli kesimlerin sanki hiçbir şey olmamış gibi davranılması olayın biraz daha büyümesine vesile oldu. Biraz daha sorgulanmasına vesile oldu. Bundan sonra da bu daha büyüyerek bir sorgulamaya dönüşecek diye kanaat ediyorum. Sinan'ın ölümü hayatında yaşarken yaptığı hizmetlerden çok daha fazla güzel şeylere vesile olacak hizmetleri de yaparak son görevini yapmış oldu diye düşünüyorum. Evet. Türkiye'de özellikle bu tür olaylardan sonra insanlar sosyal medyada seçim yaklaştığı için böyle şeyler oluyor gibi tepkiler veriyorlar. Bazı internet sitelerinde hemen böyle bir komplo teorisi başlıyor. Bunlar tabii ilişkilendiriyor insanlar ister istemez. Çünkü benzer travmaları yaşıyor ülke dönem dönem. Ve politik bir zemin kaymasına sebep olacağı düşünülüyor. Yani sizce sosyolojik bir probleme dönüşecek mi bu ülkede? Şimdi biz Selçuk Bey izin verirse, biz Selçuk Özdağ'la birlikte hem MHP'de hem Büyük Birlik Partisi'nde birlikte siyaset yaptık. Dava arkadaşım. Hatta aynı koğuşlarda yatmasak da cezaevi arkadaşıyız. Aynı dönemin insanlarıyız. Bizim Büyük Birlik hadim devlet mi, hakim devlet mi diye bir tartışmamız vardı bu ayrılış sürecimizde. Şimdi dünkü yazımda ben bunu da dile getirdim. Milli devlet mi, hukuk devleti mi? Hiç kuşkusuz hukuk devleti, milli devlet önceliği olanlar da artık hukuk devleti demeyi, bu acı olaylarla öğrenmeyi, idrak etmeyi yaşıyoruz. Sosyolojik sebep, sosyolojik olaylara sebep verir mi? Ya şimdi sebep ve sonuç ilişkilerine baktığımızda bu bir kere ülkücülerin çok geç kaldığı, yani 12 Eylül sonrası cezaevleri ve cezaevleri sonrasının bir öz eleştirisini yapmama sonucunun getirdiği bir şey bu. Biz bundan 20 sene, 30 sene önce yapmamız gereken şeyleri bugün o kapı aralandı, onu yapacağız. Kendi içimizde onu sorguluyoruz. Birçok tabular artık yıkılıyor. Bazıları lider, doktrin, teşkilat saçmalıklarıyla önümüze dayatmalar getirse de artık bunlar çok azınlık bir zümre haline geldi. Demokrasinin, hukukun hava kadar, su kadar, namus kadar, inanç önemli bir şey olduğunun idrakini tekrar hatırlattı Sinan Ateş'in şehit edilmesi diye düşünüyorum. Evet. Ülkede böyle şeyler yaşandıktan sonra medyada da bir sosyal medya mühendisliğiyle beraber insanların belli yerlere ivmelendirildiği söyleniyor. Yani istihbarat örgütleri öyle çalışır deniyor ya. Türkiye'de bir korku iklimi yaratılmaya mı çalışılıyor sizce? Tabii bugün Cemal Engin Yurt'a sevgiler ve selam olsun. Ben de ona destek verdim, retweet yaptım Twitter'da. Paylaşımı vardı bir dün akşam ya da sabah bir televizyon programında, bir mafya liderine isyan etti. En sonunda dayanamadı. Dün akşam da eski Ülke Ocakları Genel Başkanı Alişan Satılmış aynı isyanı sosyal medyadan yaptı. Şimdi orada diyor ya, Azrail sana gelmiyor mu? Yani bu kurşunlar Azrail'e bize mi gelecek şeklinde ironik bir cevap veriyor ona. Şimdi evet, bir korku iklimi yaratılmaya çalışılıyor. Bu korku iklimini bir ülkücü, değerli bir ülkücü şahsiyet üzerinden yapmaya çalışıyorlar ve dikkat ederseniz hep ülkücüler üzerinden yapmaya çalıştılar. Çünkü maliyeti, bedeli yoktu. Bizim gibi ülkücüleri dövdürttüler, çocuklarımız yaşındaki
evlatlarımıza, biz çocuklarımıza, etrafımızda bizi sevenlere hep şunu söyledik. Aman kardeş kavgası olmasın, aramıza kan girmesin. Bunlar bunu bizim korktuğumuzu zannettiler. Halbuki biz ateşten gömleği giymiş, bu konuda da bayağı deneyimli insanlar olduğumuzu onlar bilirler ama biz tabii ki ülkemizin dirliği, birliği ve hukuka olan saygımızdan dolayı hiçbir zaman onların tevessül ettiği, edeceği yolları benimsemedik, benimsemeyi de tavsiye etmedik. Ama onların bu korku iklimini yaymasına izin vermeyeceğiz artık. Bazı şeylerden vazgeçmek gerekiyorsa, ben 61 yaşındayım, vallahi vazgeçmeye hazırım. Dün Sinan Ateş'in babası bizim gazimizdi, arkadaşımızdı. Ona sarılırken de ağladım. O çocukların, iki tane yetim kızın tabuta sarılıp baba gitme bırakmak istemedikler. O sahneyi ben hiç unutamayacağım. Çok arkadaşımı mezara koydum ben 12 Eylül öncesi. Çok acı bir şeydi. Anlatılacak gibi değil. Korku iklimi yaratılmaya çalışılıyor. Evet. Türkiye'de maalesef işte bazen işte elimizden konforumuz gider diye, bazen çocuklarımızın geleceği karanlığa düşmesin diye birçok haklı gerekçeyle susmak, sabır içerisinde olayları değerlendirmek, onların nezdinde belki bizi korktuğumuzu düşündüler. Belki biraz da parsel parsel tepki koyduk. Bu da yanlıştı. Yani evet. Selçuk Bey tepki koyarken onun yanında olmayınca sıra bana geldi. O solcu arkadaşlarımızın çok güzel bir şeyi vardı. Susma, sıra sana da gelecek. Hepimize sıra geldi. Sinan Ateş ama bu şeyin noktası oldu diye düşünüyorum. Korku iklimi bir yere kadardır. O kırılma noktasından sonra ters teper. Evet. Türkiye'de Yargıtay ilk kurulduğunda 6 yıl boyunca Eskişehir'de ikamet ettirilmiş ama sonra Ankara'ya taşınmış. O zaman siyasetçilerin yargıya çok temas etmemesi önemseniyormuş. Sonra bu kırılmış. Bugün siyasetçilerin yargıyla ilişkisinin düzenlenebilmesi ve yargının kamuoyunun nezdinde tamamen güvenilir bulunması için Türkiye ne yapacak? Ya şimdi kuvvetler ayrılığından işte teknik bir bağlantı hatamız var. Sesi. Buyurun. Efendim? Bir bağlantı hatamız oldu. Sesinizi alamadık. Buyurun devam edin lütfen. Yani kuvvetler ayrılığını oluşturduğunuzda parlamentoyu bu yüzden istiyoruz. Şeffaf yönetimle, denetlenebilir bir yönetim sistemi olduğunda bunlar zaten en minimize edilebilecek şeyler. Türkiye'de siyaset kurumunu da böyle toptancı anlayışlarla karalamayalım. Çünkü insanlar, yani demokrasinin en önemli kolonu siyasettir, siyaset kurumudur. Evet. Bu da biraz moda olmuş. Türkiye'de en güvenilmez kurum ve kişiler arasına siyaseti hep sokuyoruz. Yok maaşından başlıyoruz, yok restorantından alıyoruz. Her konuda siyasetçiyi tukaka ediyoruz. Sonra da tek adamlıktan, diktatörlükten şikayetçi oluyoruz. Dolayısıyla siyaset kurumunun hukuku, bu hukukla ilişkisi diye bir şey yok ki. Siyasal iktidarın hukuku siyasallaştırması ve kendi şeyine alması diye bir şey var. Ben size şöyle bir şey anlatayım. Belki şu anda da HSYK Başkan Vekilidir Mehmet Yılmaz. Sadece bir haber yaptırmışım haber sistemde. O da bir görüşme. Benim savunmam alınmadan bana ceza verildi. Diyorum ki benim iddia ettiğim şu adresteki güvenlik kameralarında eğer bu şahıslarla bu oturmamışsa tamam istediğiniz cezayı bana verin ama bu kamera görüntülerini istiyoruz. Sadece bu. Hiçbiri yapılmadı. Ben cezayı aldım. Biliyorsunuz tazminat zenginliğe sebebiyet veremez. Bir emekli maaşı 4600 lira emekli maaşı, bugün parayla 4600 lira emekli maaşına sahip olan birinden bir yıllık maaşını tazminat aldılar. Normalde mahkeme cezayı verdikten sonra benim oğlum da avukattır ama biz de yarı hukukçu olduk cezaevlerinde yattığımız dönemlerde. İtiraz süresi vardır. Türkiye'nin en hızlı cezasının onaylandığı
bir insan olarak şeye geçtim, tarihe geçtim. Dördüncü gün Yargıtay'ı onayladı. İç hukuk yolları bitirildi ve ben o parayı ödemek zorunda kaldım. Şimdi bunların nasıl atandığına, nasıl atandığını, hangi ahbap çavuş ilişkileriyle, hangi yollarla yapıldığına dair bir haberin şeyiydi, işaretiydi o haber. Bu haber beni mahkum etti. Buna benzer çok mağduriyetler yaşadım ama önemli değil. Türkiye'de bir şeyler değişmesi için, hani yine bu kimin sözü bilmiyorum ama yani bu ara hep solcuların şeyine konuşuyoruz. Sen yanma, ben yanma, aydınlığa nasıl gideceğiz? Dolayısıyla biz ülkemiz için, ülkemizde demokrasinin, hukukun yerleşmesi için hepimiz fedakarlıklar yaptık, yaparız da, bedelini öderiz de, ama dönüp dönüp bir arpa yolu gidemediğimizi görmek çok üzücü. İnşallah bu seçimde Türkiye özlediği demokrasiye ve hukuka kavuşur diye düşünüyorum. Böyle çok da umutsuz olmak doğru değil diyorum. Evet. Yayınımıza bağlandığınız için çok teşekkür ederiz efendim. Onur verdiniz. Efendim, ben de oradakilere ve size saygılar sunarım. Hayırlı akşamlar diyoruz İsmail Bey. Çok teşekkür ederiz Can kardeşim. Tam da bu basın özgürlüğü konusu gündeme gelmişken, aslında biz hep bu basın özgürlüğü ile ilgili medyada da haberleri görüyoruz. Dönem dönem yurt dışına da taşıyor bunlar. Geçtiğimiz yıllarda Amerikalı yazar Paul Auster Türkiye'deki basın özgürlüğü hakkında konuştuğu için, orada gazeteciler tutuklu dediği için, buradan oraya bir takım sistemlerle karşılaşmıştı ve Türkiye'ye gelmeme kararı almıştı. Hatta o dönemde kendisini mavi gözlü olduğu için Atatürk'e benzetenler de oldu. Zannederim Bülent Arınç benzetmişti. Ve gelmezsen gelme demişti Sayın Cumhurbaşkanı da. Yani bu basın özgürlüğü konusunda biz bunu yeniden nasıl temin edeceğiz, ne yapacağız diye aslında siyasetçilere sormak istiyorum. Çünkü biz yorumsuz bir şekilde haberi olduğu gibi aktarabilmek istiyoruz ve bu engellenmesini istiyoruz. Evet, bu sadece basına değil. Aslında onu söyleyerek başlamam lazım. Her kesime karşı böyle bir öteleme, ötekileştirme. Evet. Yani bu ilk baştan beri, yaklaşık yani 20 yıldan beri Sayın Cumhurbaşkanı'nın tarzı oldu artık bu. Yani kendisi demedi mi doktorlar için giderlerse gitsinler diye? Giderlerse gitsinler dedi. Öbür tarafta biz ülke olarak 30 bin yazılımcıyı kaybettik geçen sene. Ki bu 30 bin yazılımcının yetiştirecekleriyle birlikte sayı 100 binlere ulaşıyor, 150 bine ulaşıyor. Kaldı ki 2023'te de yeni bir 70-80 bin yazılımcının daha gitmesi bekleniyor. Orada da tavrı aynı. Giderlerse gitsinler, biz yenisini, yenilerini. Çünkü gelecek insanlara seçmen gözüyle, sadece benim bana oy versin yeterli. Onların ben bir şekilde iaşesini temin ederim bakışıyla. Son konuşmalarından için birinde biraz ılımlıydı. Yani vallahi bir konuşma sonra tekrar öbür haline döner. Çünkü yani bakış açısı öyle, onu değiştiremezsiniz. Şimdi burada o konuya biraz sonra tekrar dönerim ama ben Sinan Ateş'i tanımadım. Yani tanışmıyorum. Tabii evet, takip ediyordum. Basından takip ediyordum. Rahmet diliyorum. Allah rahmet eylesin. Burada tabii 12 Eylül öncesine ben yetişemedim. Yani ben 67 doğumluyum. 12 Eylül darbesinde 13 yaşındaydım. Gerçi o zaman ortaokullara kadar inmişti. Ve MHP'nin sloganları bile bir iddiayı ortaya koyardı. Bir felsefeyi, bir bilgiyi ortaya koyardı. Bunu açıkça teslim etmek lazım. Yani mesela benim hatırladığım o çocukluk yıllarımdan, Türklük gurur ve şuuru, İslam ahlak ve fazileti. Milliyetçi Hareket Partisi diye böyle kocaman afişlerde, şeylerde. Nereden beslenirdi? Dündar Taşer'den beslenmişti. Erol Güngör'den beslenmişti. Namı diğer Kurt Karaca'dan, yani Fikret Eren Hoca'dan beslenmişti. Ve hatta Nurettin Topçu ekolünden beslenmişti. Şimdi bu saydığım isimleri... Ocak'tan veya işte yeni MHP'lilerden bir soralım bakalım. Kaçı acaba biliyor? Bu isimleri duymuş. Yani ne söylediklerini demiyorum. Acaba bu isimleri kaç kişi duymuş? Dolayısıyla bu gerçekten de bu gelinen durum, geldikleri durum milliyetçiler arasından, Türk milliyetçiliğini temsil iddiasında olan bir parti
iyi düşündüğümüzde gelinen durumun içler acısı olduğunu söylemek gerekiyor. Yani bu şeyi de söylemek gerekiyor. Hemen tekrar bu basınla ilgili konuya geri dönelim. Evet. Şimdi bu alışkanlıklar veya devlet yönetimindeki bu kavramlar böyle bir günde, iki günde birilerinin söylemesiyle falan ortaya çıkmıyor. Bu uzun yılların birikimi sonucu ortaya çıkıyor. İşte mesela anayasalarda ilk anayasa ne zaman? 1787 Amerika Birleşik Devletleri Anayasası. Dördüncü yıl Amerika Anayasası'nda ilaveler yapılıyor. Onlar amendment derler. First amendment, yani bugüne kadar 27 değişiklik yapmış. Değişiklik değil, ilave yapmış. Amerika Anayasası olduğu gibi yerinde durur. İlaveler yaparlar onlar. Evet. 27 ile hatta söyleyeyim yani bir en son değişiklik ile ilave, tahsih dediğimiz son değişiklik amendment 1992'de yapıldı. O da şunu söylüyor. Kongre üyeleri ve senatörler yani parlamenterler kendi maaşlarına zam yapamazlar. Eğer zam yaparlarsa bu kendilerinden sonraki dönem geçerli olur. Kendi kendilerine zam yapmasınlar diye. Bu Amerika Anayasası'nın 27. tahsih düzeltme maddesinde. Birinci düzeltme 1791'de. Yani ilk anayasanın 4. yılında. Nedir? 5 tane hüküm getiriyor. Bu hükümleri bugüne kadar hiç değişmedi. Değiştirilmesi teklif dahi edilemez diyoruz ya biz. Onlarda da teklif dahi edilemedi. Nedir bu 5 unsur? Çok genel ilkeler. 1. Herkes istediğini düşünebilir. Hı hı. Religion dedikleri. Yani aslında din özgürlüğü diye çıkmış ama bu bütün fikir özgürlüğü yani düşünce hürriyetiyle gelişmiş. Yani onun hepsini kapsıyor. İkincisi bir bireyin bir şeyi düşünmesi yetmez. Onu serbestçe ifade edebilmeli. Yani speech dediğimiz ifade özgürlüğü, bunu gerekli istediği şekilde ifade edebilmesi. Bu da yetmez. İstediği gibi örgütlenebilmeli. İstediği gibi bu örgütlenebilmek için miting yapabilmeli, örgütlenmenin gerektirdiği her şeyi yapabilmeli ve dolayısıyla bizim burada bugün daha o tarihlerde olmayan siyasi parti kurma bile anayasadaki bu genel ilkeyle aslında yerine getirilmiş oluyor. Bir dördüncü ilke ki belki en önemlilerinden biri basın özgürlüğü. Fakat basın özgürlüğü deyip basına sansür uygulanamaz falan diye sınırlamamış. Herkes her düşündüğünü ifade eder, örgütlenir bununla ilgili ve istediği aracı kullanarak bunu yayabilir. Bunun karşısında ne yasama, ne yürütme, ne de yargı kesinlikle bir sınırlama getiremez. Dolayısıyla bizim burada bu basın özgürlüğü dediğimiz kavram aslında o kadar geniş bir kavram ki içine Twitter özgürlüğünü de kapsıyor. Evet. Efendim, Twitter mı vardı 1791'de? Evet, evet vardı. Yani siz eğer kavramları, insanlar ifade ettikleri görüşleri istediği kanalı kullanarak yayabiliyorsa, bu hak veriliyorsa kendilerine, biz çok geniş bir alandan söz ediyoruz demektir. İşte biz aslında bir beşincisini de söyleyelim, diğerlerini söyledik. Petition dediğimiz dilekçe hakkı, devlete karşı dilekçe verebilme hakkı. Dolayısıyla 5 maddede bundan 230 yıl olmuş, 232 yıl olmuş, 232 yıldır bunların hiç böyle değiştirelim ama biz de anayasalar 1876, 1921, 24, 61 ve 82 anayasaları onca değişiklik ve her zaman aman bu anayasayla olmuyor. Yani demek ki anayasada biz anayasaları yaparken bir yerde hata yapıyoruz. İşte burada da geliyor iş bu fikir özgürlüğünü, düşünce özgürlüğünü ve bunları ifade etme özgürlüğünü kullanabilme hakkına getirilen sınırlamalar. Yani devlet diyor ki, devleti yönetenler diyor ki benim gibi düşünmeyen düşünmesin. Düşünüyorsa da bunu ifade etmesin. İfade ediyorsa da bunu aman sakın yaymasın. İşte basın özgürlüğüne bakış açısı ne yazık ki ilk baştan sakat doğmuş. Yani hukukta vardır ya öyle yokluk, butlan falan derler. Evet, evet. Bu yok doğmuş, yok hükmünde. Dolayısıyla bizim burada bakış açısını değiştirmemiz lazım. Basın özgürlüğü dediğimiz kavram sadece bir takım ifadelerle, bir takım kelimelerle veya anayasaya yazdığımız bir takım cümlelerle falan değil. Bunu içselleştirmek ve demokrasinin, hukukun üstünlüğünün, hukuk devletinin bütün kurallarıyla, kurumlarıyla işleyebilmesini içe sindirmekten geçiyor bu iş. Ne yazık ki mevcut iktidarda 20 yıl
bu yönde bir adım olmadığı gibi tam bunun tersine. Yani biraz önce ifade ettik, anayasanın ilgili maddeleri, birçok maddesi. Mesela 153. madde der ki anayasanın, anayasa mahkemesi kararı herkesi bağlar demez bakın. Anayasa mahkemesi kararları bağlayan, yasamayı, yürütmeyi, yargıyı, idareyi, gerçek ve tüzel kişileri herkesi bağlar der. Yani hepsine tek tek yazar. Buna rağmen bir mahkemenin başkanı çıkıp diyor ki beni bağlamaz diyor. Tam da bununla ilgili. Beni bağlamaz ve o affedersiniz ödüllendiriliyor. Evet. Gidip Yargıtay'da daire başkanı yapılıyor. Sonra devam ediyor. Tam devam ediyor. Orada da bir konuğumuz daha var. Anayasa Mahkemesi'ne üye oluyor. Ya bu kadar da konuğumuz olmaz da dedik. Dahil ha? ederek bu konuyu konuşursak daha açıklayıcı olur zannederim. Sosyal iletişim uzmanı Sayın Doktor İbrahim Uslu daha önce de konuğumuz olmuştu zaten. Siz gelmeden önce hem Sinan Ateş cinayetinden hem memur zammından hem de anayasadan söz ettik biraz. Yani aslında basın özgürlüğü konuşuyorduk ama siz de üstünüze geldiniz, tam üstüne geldiniz konunun. Siz gelmişken size de şunu sormak istiyorum ben. Amerika'da 1865'te kölelik kaldırıldı ve bazı eyaletler bazı yasaları yavaş yavaş uygulamaya başladı. Az önce bu konuştuğumuz Sayın Yücel'in de söylediği 90'lardaki son güncellemeye kadar, yani resmi olarak olmasa da ortada, artık kölelik yoktu. Ama yasadan kaldırmayı unutmuşlardı. Yani yasalar aslında bizim hayatımızın içinde eğer uygulamaya geçersek ve insanlar buna uyumlanırsa harika çözümler sunuyor. Da size soracağım şey tam olarak bununla ilgili. Bugün Deva Partisi'nden Sayın Sanem Oktar dedi ki Enver Aysever'le bir konuşmaları sosyal medyaya düştü. Anayasadan Türklüğü çıkaracağız dedi. Yani bu tür konuşmalar siyasi konjonktürde nasıl yorumlanır? Ve aslına bakarsanız seçmenden ne tür bir karşılık bekleyerek bunlar söyleniyor? Görüşünüz nedir efendim? Şimdi iki nedeni olabilir. Tabii bunlardan birincisi Kürt seçmenle daha güçlü bir iletişim kurabilmek. Birincisi bu. İkincisi de bir site üzerinden vatandaşlığın tanımlanmasına teorik olarak ya da düşünce olarak karşılar, felsefe olarak. Her ikisi anlaşılabilir şeyler. Ama sonunda tek bir partinin Türkiye'de anayasayı değiştirebilme gücü ve imkanı olmadığı için bunlar sonunda partilerin kendileriyle ilgili politikalar olarak kalıyor ya da partinin felsefesini bize göstermesi açısından anlamlı oluyor. Ama bunun sanki yarın hemen parlamentodan geçecek ve yürürlüğe girecek bir şeymiş gibi değerlendirmemek lazım. Anayasayla ilgili tartışmaların olmasını ben sağlıklı buluyorum. Orada en ekstrem fikirler bile rahatlıkla ifade edilebilmeli. Sonunda önemli olan şey anayasa bir eğer toplum sözleşmesi ise üzerinde uzlaşılacak olanın ne olduğu daha değerli. Mesela İYİ Parti'nin bu tür açıklamaları oldu. Deva Partisi'nin bu tür açıklamaları oldu. Sonra İYİ Parti'ye soruldu. İYİ Parti'nin sözcüsü dedi ki bu bizimle alakalı bir şey değil. Masayla da ilgili bir şey değil. İYİ Parti kendi istediği konuda istediği gibi düşünebilir dedi. Şimdi bu da güzel bir demokratik olgunluk. Şimdi bu demokratik olgunluk içerisinde biz fikirlerimizi tartışabiliriz. Başkasının hakkına kastetmedikten işte onu yasaklayacağız, bunu susturacağız, onu hakkı elinizden alacağız falan şeklinde fantaziler kurmadıktan sonra, otoriter fantaziler kurmadıktan sonra partilerin bu tür şeyleri, düşünceleri açıkça şeffaf bir biçimde toplum önünde konuşuyor olmalarını ben demokrasi açısından sağlıklı bir şey olarak görüyorum. Ama üzerinde uzlaşılır, uzlaşılmaz, parlamentoya gelir, gelmez, bu geldiğinde değişir, revize olur. Ne bileyim yani o ayrı bir tartışma. Sonunda önemli olan özgür bir biçimde siyasetçilerin düşündüklerini toplumla paylaşabileceği bir atmosfer içerisinde yaşıyor olmamız. Gelecek Partisi başka şeyler söyler, Demokrat Partisi başka şeyler söyler, bizler tartışırız falan. Sonunda buradan bir ortak kanaat çıkarsa bu harika bir şey. Ama söylendiği anda aman ha nasıl dersin falan deyip ona faruz edersek, susturursak, konuşulmasını engellersek o zaman sorunlarımızı çözemiyoruz. Bana soracak olursanız yani Türkiye'yi tarif et falan diye yani hiçbir sorunu çözemeyen toplum ya da ülke diye tarif ederim. Niye? Bir sürü sorunumuza bakıyorsunuz yani işte Alevi meselesi 500 yıldır çözememişiz. Niye 500 yıldır bir meseleyi çözemiyoruz? Bilmiyoruz yani. Kürt meselesi 100 yıldır çözememişiz. Eğitim meselesi 200 yıldır uğraşılıyor, çözememişiz. Hala eğitimimizde sorunlar var. Şimdi bunun gibi bir sürü mesele sayabiliriz.
Benim gördüğüm buradan kaynaklanıyor. Toplumun her kesiminin katkı vereceği bir biçimde meseleleri tartışamıyoruz, müzakere edemiyoruz. Arkasından da uzlaşarak çözemiyoruz. Bir kere tartışmıyoruz. Biri cesaret edip konuşmaya kalktığında aforoz ediyoruz, terörize ediyoruz. Arkasından da uzlaşı kültürümüz yok zaten. Sonunda işte genellikle büyük yasal değişiklikler, sistem kurma işi, askeri darbeler tarafından yapılıyor. İşte bugün yaşadığımız sorunların önemli bir kısmı aslında 80 darbesinden ve 82 anayasasından gelen sorunlar. 40 yıldır biz o sorunları çözemediğimiz için bugün başka bir sürü daha kompleks sorun yaşamaya devam ediyoruz. O yüzden bu tür ben katılırım katılmam ayrı bir şey ama partilerin düşündüklerini şeffaf bir biçimde toplumla paylaşabilmeleri ve bunun üzerinden bir siyasal tartışma olmasına da bir kere olarak yani ben yaklaşım olarak çok doğru buluyorum. O açıdan hiçbir mahsurunu görmüyorum. Ama o Türklük tanımı çıksın da beş vatandaşlık mı girsin yoksa Türkiye'deki bütün ana unsurları, etnik unsurları sayalım onlara da bir güvence mi gelsin falan. Bu tartışılabilir yani tersi de söylenebilir. Onun yerine bütün unsurları sayalım. Herkes kendini bu ülkeye ait hissetsin de biri savunabilir yani. Ben de bunu savunabilirim. Tartışırız sonunda biri anayasaya girer ya da hiçbiri girmez. Üçüncü bir seçenek girer. Bilmiyorum yani. O ayrı bir şey. Ama önemli olan bence özgürce konuşulabiliyor olması. Bugün haberlerde Türkiye'de özel eğitimde %65'e kadar ulaşan zamlardan söz ettik. Ve bazı okulların fiyatları 700 bin liranın üzerindeydi. Yani temel eğitimini alırken insanlar artık paralarına göre eğitim alacaklarını düşündükleri için haliyle eğitime de çok fazla güvenmiyor bir kesim. Bu başka bir sektörel bunalıma sebep oluyor. Bu öğrenciler ne yapacak Türkiye'de? Yani biz seçmen yetiştirmeyi bırakalım, henüz doğru düzgün birey olmayı başaramayan çocuklar mı yetiştireceğiz? Yoksa aileleri onların peşinde sürekli onları geçindirmek, okulda daha rahat etmelerini ve belli standartları sağlamalarını ortaya koymak için çocukları başka bir yöne mi yönlendirecek? Baskı olacak mı onlarda? Yani burada temel sorun ailelerin şeylerinden yani geçinme imkanlarından, yemelerinden, içmelerinden, gezmelerinden, sosyal hayatlarından ya da işte çeşitli kültür, sanat, neyse eğlence aktivitelerinden kesip bütün gelirlerini, birikimlerini çocukların eğitimine ayırmak zorunda kalmaları. Oysa ki işte biraz önce söyledim yani eğitim meselesini 200 yılı aşkın bir süredir çözemeyen bir ülke olduğumuz için yani hala daha okulların işte fiyatları hangi oranda zam yapacağını falan tartışıyoruz. Niye halbuki kamu okulları belli bir standardın üzerinde eğitim veriyor olsa aileler böyle fedakarlıklar yapmak zorunda kalsınlar? Büyük çoğunluğu belki bizim çocukluğumuzda olduğu gibi devlet okullarından, semt okulundan falan gelecek. Şimdi benim çocukluğumdaki eğitim imkanları eğer 50 yıl sonra artık ülkede kalmamışsa benim aldığım eğitim standartında eğitim alabilmek için şimdi aileler servet harcamak zorunda kalıyorsa ortada ciddi bir sorun var demektir. Benim gördüğüm temel sorun oradan kaynaklanıyor. Yoksa hani biz özel okul ücretlerini, servis ücretlerini tartışıp duralım. Bu meseleyi çözmüyor ki. Temel sorun niye biz çocuklarımıza doğru dürüst ve Türkiye çapında belli bir standartta eğitim veremiyoruz. Dönüp oradan bakmak lazım. AK Parti iktidara ilk geldiğinde işte yetersiz binalar, fiziki ortam yetersiz falan dedi. İşte o çok sayıda okul yaptı. Evet, sınıf başına düşen öğrenci sayısı azaldı. Çift eğitim falan birçok yerde belki kalmadı falan. Ama bu sefer başka sorunlar ortaya çıktı. 4 artı 4 artı 4 mu olsun? İşte 8 artı 4, 3 mu olsun? Bilmem ne mi olsun falan. Müfredatlar, bilmem neler, her sene değişen şeyler, sınav yöntemleri ve eğitim hakeza eğitim teknikleri her sene değişiyor. Öyle olunca işte üniversitede hocalık yapan arkadaşlar, izleyiciler falan ya da çocuğu üniversitede okuyan izleyicilerimiz bileceklerdir. Çocuk üniversiteye geliyor, sonra kendini anlatamıyor yani. Türkçe konuşamıyor, konuştuğunuzu anlamıyor, yazamıyor. Niye? Çünkü o temel eğitimde ciddi sorunlar var. Sorduğunuz zaman niye böylesiniz çocuğum diye, hocam biz teste çalıştık, dolayısıyla hiç yazmadık, okumadık falan diyorlar. Yani şimdi bu burada bizim oturup doğru dürüst bir eğitim sistemi kurmamız gerekiyor. Ondan sonra elbette ki bazı elit okullar olacaktır. Dünyanın her yerinde var.
Bu normaldir ama yani bu elit okullara çocuğunu göndermek en azından ilkokul, anaokulu seviyesinde, anaokulu üniversiteden daha pahalı olabilir mi? Türkiye'de bunlar yaşanıyor, garip durumlar var. İlkokul üniversiteden daha pahalı. Şimdi ilkokul eğitimiyle üniversite eğitimi özel üniversiteden daha pahalı. Şey, ilkokullar, anaokulları falan filanlar var. Şimdi bu çılgınca bir şey. Bunun tamamını tartışmamız gerekiyor. Onun için de doğru dürüst bir şey eğitim sistemine eğitim sistemini kurabilmemiz gerekiyor. Ama benim gördüğüm körlerin fil tarifi gibi bazen iktidarlar okula yöneliyor, bazen öğretmene yöneliyor, bazen müfredata yöneliyor, bazen okul tipine yöneliyor. Yani işte imam hatip mi olacak, meslek lisesi mi olacak falan, her dönemin duyarlılıkları farklı. Netice bu kadar yüzyıllık birikim ve veliler çocuklarını mümkünse eğer devlet okullarına değil özel okula göndermeyi tercih ediyor. O zaman siyasetçiler ne işe yarıyor? Yani ben gidip kendi paramla çocuğumu eğitimini kendi imkanlarımla ekonominin zoruyla falan sağlayacak olursam devlet en temel görevlerinden birini yapmamış oluyor. Yani bu da bizim gerçekten sorgulamamız gereken bir şey. Çünkü eğitim devletin temel ödevlerinden biri. Yani onu yapamıyorsa bir devlet, o zaman bir sorun var demektir. Ya da hükümetler bunu yapamıyorsa bir sorun var demektir. Bence mesela yani biraz daha derinden tartışmak lazım. Yoksa sadece fiyatı tartışırsak bir şeyleri yanlış eksik bırakıyoruz. Sanki işletmeciler suçluymuş falan gibi. O kadar pahalı olur ama öğretmenin maaşı arttı, sigortası arttı, yemek ücreti arttı falan. Bunun içinden çıkamayız ki yani. Evet. Esas soru niye biz muhitimizdeki okul dururken çocuğumuzu özel okullara illa da göndermek zorunda kalıyoruz? Halbuki hepimiz değil mi? Yani muhtemelen öyle. En azından Selçuk Bey'i biliyorum. Ben kendim öyle. Mahalle okullarında okuduk. Üniversitede yine devlet üniversitesinde okuduk. Hatta işte lisans, yüksek lisans, doktora tamamında. Demek ki olabiliyormuş yani. Bundan 30 sene, 40 sene, 50 sene önceki devlet bu imkanları sağlayabiliyordu. Ne oldu da şimdi bunca gelişmeden sonra ekonomi büyüdü vesaire falan. Biz bu imkanları devlet artık eski standartlarda sunamıyor. Bir daha bence derin tartışmalar yapmamız lazım. Evet. Sosyal medyada genellikle kültürel referanslar yükseldi ama gelirim yükselmedi diye insanlar yakınıyor ve başkalarını daha düşük referanslarla daha yüksek gelirlere ulaştıklarını söyleyerek suçluyor. Yani bu aslında kendini konumlandırdığı yeri de insanların üniversiteyle özdeşleştirmesi anlamına geliyor ki Türkiye'deki üniversite öğrenimi ve bunun kalitesi zaten sizin de söz ettiğiniz gibi bambaşka bir konu olacak. Peki insanlar bu memur zammından sonra hala memur olmaya çalışacak mı sizce? Şimdi istihdamın önemli bir sorun olduğu ve istihdam güvencesinin dolayısıyla işsizlik söz konusuysa akabinde istihdam güvencesi de sorunlu hale geliyor otomatik olarak. Öyle olunca bir dönem mesela insanlar ekonominin büyüdüğü yıllarda çok fazla bürokrat olmayı istemezlerdi. Birçok okuldan bürokrasiye müracaatlar bile olmazdı. Mesela ben İstanbul Siyasal'ı bitirdim. İstanbul Siyasal'dan doğal olarak bürokrasiye yönelirdik. Biz, gerçi ben hiçbir zaman bürokrat olmadım, doğrudan akademiye yöneldim. Ama bizim hemen karşımızda İstanbul İktisat vardı. Oradan hiç kimse bürokrasi sınavlarına girmezdi. Niye? Çünkü özel sektörde çok iyi kariyerler yapma imkanı olurdu. Ya da İstanbul İşletme oradan yine kimse kamuya yönelmezdi. Ya da ne biçim Boğaziçi Üniversitesi'nden, İTÜ'den çoğu insan bazı mühendislikler dışında devlette çalışmayı arzu etmezdi. Özel sektörde çok daha güzel işler, güzel kariyer olanakları bulurdu. Şimdi benim gördüğüm bu sistem değişti. Ekonominiz istikrarsızlaştıkça bu ekonominin alt sistemlerinde de bozulmalar yaşanıyor ister istemez. Ama bu sefer de sosyal adalet, fırsat eşitliği konusunun sorunlar ortaya çıkmaya başlıyor. Çünkü talep fazla olunca, o zaman arz kısıtlı olunca bu sefer referanslar, torpiller, partililik vesaire falan filan gibi sistemler, alt sistemler, dejenere başka sistemler devreye giriyor. Ve biz üniversite mezun çocuklar nasıl iş bulacak? Bu sefer onu tartışmaya başlıyoruz. Halbuki aileler o çocuklara niye o kadar çok para harcayarak
eğitimler aldırıyorlar. Hiç değilse mezuniyet sonrasında rahat rahat hak ettiklerine, birikimlerine, kariyerlerine uygun işler bulabilsinler diyor. Ama oraya geliyor, orada da sorun yaşanmaya başlanıyor. Şimdi o yüzden de bizim hakikaten bütün alt sistemleriyle birlikte bu toplumsal düzeni biz gözden geçirmemiz gerekiyor. Daha çocuk işte okul öncesi eğitim çağına geldiği andan itibaren sorun başlıyor. İşte üniversite bitiyor, hala sorun. İşe giriyor, hala sorun. Hatta emekli olacak, biz işte onu tartışıyoruz, EYT bilmem ne falan filan. Şimdi insan hayatının her aşamasının sorunlu olduğu bir sistem içerisinde yaşıyoruz. Bu sadece şimdiki hükümeti suçlamak için söylemiyorum, bu yanlış anlaşılmasın. Ama benim gördüğüm bu sorunlar işte, yani sorunlarını çözemeyen ülke dediğim biraz da bu. Biz uzun yıllardır aslında böyle yaşıyoruz. Öyle olunca da oturup sağlıklı bir biçimde de tartışamıyoruz. İşte orada birey, düşünce özgürlüğü, akademik özgürlükler falan, o konularda da sorun yaşanınca daha çok ideolojik kalıplarla, ideolojik formasyonlarla falan biz toplumu şekillendirmeye çalıştık. Başından beri böyle oldu. Öyle olunca da işte netice için 2020'lerde biz hala en temel sistemleri tartışıp duruyoruz. Yani sağlık sistemimiz öyle mi? İşte vatandaşlık. Yani insan vatandaşlığı tartışır mı? Yani bin yıldır burada, biz bu topraklarda bir özgür, otonom, bağımsız ülkelerin vatandaşı olarak yaşamışız. Yani bizler, dedelerimiz, onların dedeleri, on nesil öncesi dedelerimiz falan. Ama hala biz vatandaşlık nasıl olacak? Eşit vatandaş mı olacağız? Kimliğimizi, ulusal kimliğimizi etnisteyle mi tanımlayacağız? Yoksa etniste olmaksızın, etnik referans olmaksızın falan mı? Şimdi bunlar bizim hani bir 300 sene önce, 200 sene, 100 sene önce falan tartışıp bitirmiş olmamız gerekiyordu. Ama işte bunu tartışıyoruz yani. Evet. Sayın İbrahim Uslu, siyasal iletişim uzmanı Doktor İbrahim Uslu yayınımıza konuk oldu. Efendim çok teşekkür ederiz katılımınız için. Ben teşekkür ederim. Size ve konuklarınıza selamlarımı, iyi dileklerimi sunuyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi küçük bir reklam arası vereceğiz. Aradan sonra burada olacağız. Seçim masası kaldığı yerden devam ediyor. Sayın Özdağ, az önce bu anayasadaki Türklük meselesini konuşmuşken, Türkiye'de Türklükle ilgili bir sorun olacak mı, yoksa bu bir toplumsal paranoya mı? Yani bir kesim insanlar diyor ki Türk edebiyatı denmemesi çok kötü bir şey, Türkiye'li denmesi çok saçma. Bir kesim de diyor ki kardeşim bunu bırakın, bu ellemeyin, bunu bozmayın. Bunu bozuyorlar mı, bu başka bir şeye mi evrilecek? Toplumsal durum nedir? Biz imparatorluk bakiyesiyiz. İmparatorluğumuz yıkılırken aydınlarımız ve devlet adamlarımız çareler aradılar. Önce üç tarzı siyaset, Yusuf Akçuralar'ın ve Ziya Gökalp'lerin, o dönem içerisinde Akif'lerin, Bediüzzaman'ların birlikte mücadele esnasında Osmanlıcılığı, önce İslamcılığı tuttular, İslamcılık dediler. İslamcılıkla beraber Araplar ayrıldılar. Araplar ayrılınca demek ki İslamcılık bir din anlayışı, yetmiyor birlikteliğe dediler. Ve bu sefer Osmanlıcı'yı yaşatalım dediler ve buradan da Arnavutlar ayrıldılar, Bulgarlar ayrıldılar. Bu da yetmiyor diyerek üç tarzı siyaset içinde İslamcılık, Osmanlıcılık ve Türkçülük. Yani. Şimdi birileri bu Türkçülüğü ırkçılık olarak algılıyorlar. Yani bir Türk devleti kuralım dediler Anadolu topraklarında. Bunun için mücadelesini verdiler. Akif de mesela Türkçüydü. Önce Osmanlıcıydı, sonra İslamcıydı, sonra Türkçüydü. Bediüzzaman Said Nursi, kendisi çok dindar bir insan. Biliyorsunuz Türkiye'de konuşulan bir kişi ve kendisi aynı zamanda Osmanlı hayranı, Osmanlı'nın bir aydını, ardından İslamcı, sonra da Türkçü, o da Türkçü olarak, yani Kürt kendisi. Bunu yaparken bir Anadolu topraklarında bize geldiğiniz yere gidin diyenlere karşı bir Türk devleti kuralım dediler burada. Ve bunu toplamak istediler. Çünkü Selçuklu'yu kuranlar bu topraklarda Türklerdi, Türk boylarıydı. Aynı zamanda burada Anadolu Selçuklular ve Büyük Selçuklular, Osmanlılar bir Oğuz boyuydu, bir Kayı boyuydu kendisi. Geldiler, bir çadır kurdular ve kendileri Türkmen olarak, Yörük olarak nitelendirdiler. Bir devlet kurdular, bir beylikti, bir devletti, imparatorluğa dönüştü. İmparatorluklar çok uluslu'dur, çok ırklıdır, çok etnisitelidir, çok dillidir, çok kültürlüdür. Bunlar derin konular. Ama Türkiye'de gelinen noktada bir parti bunu söylüyor. Diyor ki kendisi, daha Cumhuriyet kurulduktan sonra bir ulus devleti inşa etmek istedik. İmparatorluklar bitti. Yani Almanya, Macaristan,
Avusturya İmparatorluğu da bitti, Rusya İmparatorluğu da bitti, İngiliz İmparatorluğu da bitti. Bir İngiltere devleti, bir ulus devlet, bir Almanya devleti, bir ulus devlet, bir Türkiye Cumhuriyeti devleti, bir ulus devlet. Bu ulus devleti birileri bir ırkçılık olarak da zaman zaman ifrata kaçanlar oldu. Zaman zaman aşırıya gidenler oldu. Zaten bizim en büyük hastalığımız ifrat ve tefrit. Bu nedenle ardından bu aşırılıklardan sonra da darbeler oldu Türkiye'de. Evet. Bu darbeler bizim üç şeyimize zarar verdi. İlhan Bey, bir, ekonomimize. İki, demokrasimize. Üç, milletleşme sürecimize, kültürel hayatımıza zarar verdi bizim bunu. Şimdi bana zaman zaman ben yazılarımda Türk milleti diye söylediğim zaman birileri rahatsız oluyor. Bana diyorlar ki Selçuk Bey, bu Türk milleti siz ne diyeceksiniz? Türkiye'li. Sen Türkiye'li de diyorum. Ben Türkiye'liyim de. Ben de diyeyim ki Türk milletindenim diyeyim. Bundan kimse rahatsız olmasın. Ben onun Türkiye'liyim demesinden rahatsızlık duymuyorum. Hı hı. Üniter yapı içerisinde ne söylerse söylesin. Yani zaten Türkiye çok etnikli bir ülke şu an. Yani burada Lazlar var, Çerkezler var, Çeçenler var, Boşnaklar var, Gürcüler var, Zazalar var, Kürtler var, Arnavutlar var, Romanlar var, Türkmenler var. Bu ülkede o kadar çok etnisite var ki 15-16 tane etnisite var. Bu etnisiden bir millet inşa etmek için, bir kültürel hayat inşa etmek için mücadele verilmiş. Zaman zaman darbeciler yanlış işler yapmışlar. Zaman zaman siyasetçiler yanlış işler yapmışlar. Zaman zaman bu ifrat ve tefritlerle bir yere gelmişiz. Zaman zaman da terör örgütleri bunu kışkırtmış, özellikle buralara gelmişler. Burada bir partinin düşüncesi bu. Ama bizim altılı masanın anayasa değişikliği, tam parlamenter sistem için anayasa değişikliği önerimiz ortada. Bu altı masa buna imza atmışız biz. Beraberce imza atmışız. Burada bu bir partinin kendi görüşü, kendi dünya görüşü. Yarın iktidara gelirse, eğer tek başına iktidara gelirse, bu sistem geçiş sürecinden sonra, şimdi bir dayanışma süreci içerisindeyiz. Yarın geldiği zaman kendisi eğer anayasayı değiştirebilecek bir potansiyele sahipse, sayı üstünlüğüne sahipse veya o tür uzlaşmalar yapabilirse o gün bu konu gündeme gelir. Bugün dereleri dereyi görmeden paçaları sıvamak, doğmamış çocuğa elbise biçtirmek ve de altılı masa bugün Türkiye'de böyle bir mutabakat metni içerisindeyken o kendi görüşleri, kendi dünya görüşleri, kendi parti programlarına göre hareket edebilirler. Bunu söyleyebilirler. Bunlar şu an gündemimizde yok bizim. Yani Türkiye Cumhuriyeti Anayasası duruyor orada. Bu anayasaya bağlıyız hepimiz. Aynı zamanda da bu anayasadaki eksiklikleri de biz dile getirdik. Yarınki İşte burada bir tanesi burada. Nedir? Yani Serhan Yücel Bey burada o anayasayı yaparken de 6,5 ay çalışarak buraya getirdiler. Niye? Biz bir yıl sonra mı, iki yıl sonra mı, üç yıl sonra mı anayasayı değiştireceğimiz neye bağlı? Seçime bağlı. Evet. Hangi seçime? 18 Haziran'daki seçime. Nasıl bağlı? 400 ve üstü alırsak anayasayı hemen değiştireceğiz. Çünkü parlamenter sisteme geçeceğiz ve anayasayı değiştireceğiz diyoruz. Bizim önceliğimiz öncelikle bu dayanışma süreci içerisinde iki şeyi değiştirmek efendim. Bir, Cumhurbaşkanlığı değiştirmek. Kendi evet. adayımızın kazanmasını sağlamak. İki, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini değiştirmiş olmak. Buradan bunları bugün konuşmuş olmanın doğru olmadığı kanaati içerisindeyim. Hı hı. Bu mutabakat metni için, yani yarın diyelim ki parlamentoya girdik, bu altılı masanın ittifakı biter. Ne zaman biter? Deriz ki biz artık tam parlamenter sisteme geçtik, güçlendirmiş parlamenter evet. sisteme geçtik. O gün altı parti ve diğer partiler, seçimlere girme şartlarına haiz partiler beraberce yarışırız. Ve ardından da yarıştıktan sonra, parlamentoya geldikten sonra da anayasanın değişiklik hakkı o zaman o parlamentonun olsun. Orada olsun, onu yapabilelim. Ondan önce yapacağımız o kadar çok şeyler var ki, bugün Türkiye'de bir ifade hürriyeti askıya alınmak üzere. Bugün Türkiye'de yasama, yürütme ve yargı artık bir şahıs tarafından münlemiç hale getirilmiştir. O şahsın üzerinde münlemiç. Bugün yasama ayrı olması gerekiyor, yürütme ayrı olması gerekiyor, yargı ayrı olması gerekiyor. Ama bunların üçünü de bir şahsın üçünden de ben sorumluyum diyerek Brunson davasına müdahale ediyor. Deniz Yücel davasına devam ediyor, müdahale ediyor. Meral Akşener davasına müdahale ediyor. Kılıçdaroğlu davasına, Selçuk Özdağ davasına, hemen hemen her davaya müdahale eden bir yapıyla karşı karşıyayız. Bugün zaten bu seçimler kaybedilmiş olsa, bugün Türkiye'de artık otoriterizm bir noktada normal hale gelecek. Tam çünkü, da siz bu müdahalelerden söz etmişken Sayın Yücel'e de sormak istiyorum. Bu dışarıdaki durumumuz, dış komşularımızla ilişkilerimiz... Bir şey söyleyebilir miyim? Çok özür dilerim. Beni bağışlayın İlhan Bey. Çok az bakın, vaktimiz tamam, kaldı. Tamam, hayır. Hemen söyleyeyim. Bugün... Amerika çok etnikli bir ülke. Evet. Amerikan devlet başkanlarının yeminlerine bakalım. Amerikan halkı diye söylüyor. Üç şeyi diyor dünyaya takdim etmek istiyoruz. Evet. Bir, İngilizceyi dünya dili yapmak istiyoruz. İki, Amerikan vatandaşlığını dünya vatandaşlığına dönüştürmek istiyoruz.
Bir de kendilerinin dinlerini, Hristiyanlığı dünya dini haline getirmek istiyoruz diye bunu açık ve net olarak söylüyorlar. Bunları ifade ediyorlar. Ve bakıyorsunuz Almanya çok etnikli, İtalya çok etnikli, İngiltere çok etnikli. Oralara bakalım, ona göre hareket edelim diye söylerim. Ama Türkiye'de herkes kendi dilini konuşmalı, kendi dilini yaşatmalı ve devlet bu noktada çok gayret sarf etmeli. Zaten evet. Mesela ben Adalet ve Kalkınma Partisi 3 dönem milletvekili evet. yaptım. Orada Kurmançcan'ın, Zazacan'ın, Lazcan'ın, Çerkezcan'ın seçmeli dil olması. Aynı zamanda özel okullar açılabilmesi. Yani Türkçenin yanı sıra İngilizce eğitim de alsın, Kürtçe eğitim de alsın, Lazca eğitim de alsın. Onunla ilgili altyapıların hazırlanması, bununla ilgili aynı zamanda propagandanın yapılmış olması, kendi dilini, ana dilini çok rahat bir şekilde kullanabilmesi. Mesela Gelecek Partisi ana dilin eğitimde öğretilmesini ve aynı zamanda ana dilin sosyal hayatta kullanılmasını kendi programına da yazmış vaziyette. Çünkü bu evet. diller bizim dillerimiz. Hani Lazca da bizim, Romanca da bizim, Çerkezce de bizim, Arnavutça da bizim, öbür taraftaki Çeçence de bizim, öbür tarafta Zazaca da bizim. Bunlar bizim dillerimiz. Anadolu'nun dilleri. Allah bizi öyle yaratmış. Birisini Kürt yaratmış, birisini Arnavut, birisini Boşnak, birisini Çeçen, birisini Çerkez, birisini Arap, birisini Zaza, birisini Roman yaratmış. O halde onların dilini yaşatmak da gelen hükümetlerin hepsinin görevi olmalı. Biz Gelecek Partisi olarak tek başımıza iktidara geldiğimiz zaman yarın bunlarla ilgili kendi parti programımızı uygulama noktasında değişen dünyada değişimi de göz önünde bulundurarak bunu yapmak istiyorum. Ama bugünkü gündemimiz bizim altılı masadaki mutabakat metinlerimize sadık kalmak. Teşekkür ederim. Komşularımızla ilişkilerimiz farklı gelişseydi ülkedeki ekonomi nasıl değişirdi, ne olurdu? Yani biraz alternatif tarih yazalım istedim. Çok az vaktimiz var. Buyurun. Şimdi komşularımızla hangi komşularımız? Sınır yani? Komşularımız sadece. Sadece sınır komşularımızın üzerinden de gitsek, dünyadaki diğer bizi kıskanan ülkelerin üzerinden de gitsek, hangi alanda karşılaştırma yaparsak yapalım, hangi alanda? Sınıfta kaldığımızı görürüz. Bakın ama hangi alanda diyorum. Yani istediğiniz bir alanı seçin. Ben eğitim tarihçisiyim. Yani hem eğitim boyutu hem tarih boyutu. Ama bu değil. Sanatına bakalım, kültürüne bakalım, sporuna bakalım. Dünya Kupası işte geçenlerde oldu. Hangi alanda bakarsanız bakın. Çünkü bu işlerin bütün her şeyin temelinde hukuk yatar. Hukukun evet. üstünlüğü, hukuk devleti ilkesi yatar. Ve şu andaki Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi dediğimiz bu tek adam rejimi ülkeyi öyle bir hale getirdi ki ekonomiyi vura vura düzelteceğini zanneden bir idare, bir yönetim anlayışı. Halbuki ekonomi vura vura düzelmez, kura kura yükselir. Kuracaksınız bir şeyleri, kuracaksınız bir şeyleri yapacaksınız. Ve dolayısıyla biraz önce yarım kaldı. Gerçekten de altılı masanın yarın da toplantısını yapacaklar Gelecek Partisi'nin ev sahipliğinde. Altı farklı partinin dünya görüşleri, dayandıkları taban itibariyle biri sosyal demokrat tabana hitap eden, oradan gelen Cumhuriyet Halk Partisi, Gelecek Partisi var altılı masa içinde, dünya görüşüyle seçilmiş son başbakan sıfatıyla Sayın Davutoğlu'nun önderliğinde, ekonominin başında durmuş yıllarca Ali Babacan'ın Deva Partisi, bir başka milli görüş geleneğinden gelen Saadet Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi'nde haksızlığa uğrayarak kendi bir partisini kurmuş ve daha çok milliyetçi tabana hitap eden bir İyi Parti ve Demokrat Parti, merkez sağa hitap eden merkez sağ bir parti olarak bizler. Bakın altı farklı dünya görüşü ama biz oturduk bütün maddelerde anayasanın 84 maddesindeki değişikliği yani 177 maddelik anayasanın 84 maddesindeki değişiklikte tam bir uzlaşma sağlayıp kamuoyuna bunu aktardık. 28 Kasım'da Bilkent Otel'de yaptığımız toplantıyla biz bunu kamuoyuna aktardık. Şimdi dolayısıyla burada görüş ayrılıkları olmadı mı elbette ki o gündeme geldiğinde o konuları görüşürken ufak tefek anlaşmazlıklar oldu ama sonunda tam bir uzlaşmayla anayasa metnini kamuoyuyla paylaştık. Çok yakın bir gelecekte belki yarınla birlikte ortak çalışma grubu dediğimiz yine 6 partinin oluşturduğu temel politika alanları ki 73 alt başlıkta önce seçim beyannamesi sonra hükümet programı olacak. Altılı masanın hükümet programı olacak ve Cumhurbaşkanı adayının da hükümet programı olacak belgeyi de kamuoyuyla çok kısa bir süre içinde paylaşılacak. Onun üzerinde de mutabakat sağlandı. Dolayısıyla altılı masa uzlaşı kültürünü tekrar Türkiye'ye hatırlatan bir masa olarak son söz olarak şunu söyleyeyim. Süremizi aştık herhalde.
AK Parti iktidara geldiğinden beri bir sözün üstünde çok duruyor. Biz diyor ezberleri bozacağız. Bakın ezberleri bozduk, ezberleri bozduk. Halbuki Türkiye'nin ezberleri bozmaya değil, kurumlara ait, insanların hukuka ait, hukuk devletine ait, dediğim gibi özellikle de kurumlara ait ezberleri geri hatırlaması gerekiyor. Cumhuriyete, demokrasiye, hukuka, hukukun üstünlüğüne ait ezberlerimizi tekrar kazanmamız gerekiyor. İnşallah önümüzdeki süreçte çok kısa bir günlerde Altılı Masa'nın hukukun üstünlüğünü tekrar nasıl topluma hatırlattığını, ezberlerimizi nasıl hatırlattığımızı, demokrasiye, cumhuriyetimize ki 100. yılını kutladığımız bu yılda cumhuriyetimize ait değerleri nasıl hatırlattığımızı, ezberleri nasıl hatırladığımızı hep birlikte göreceğiz inşallah. Efendim çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Stüdyomuzdaki konuklarımız Demokrat Parti Genel Sekreteri Sayın Serhan Yücel ve Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Selçuk Özdağ'dı. Bugün ülkenin bu önemli siyasi figürleriyle birlikte ülkemizde olan biteni değerlendirmek için çaba gösterdik. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz ama bu aslına bakarsanız hep 2023'e odaklanmış gittiğimiz için 2023'te neler olacak diye Cumhuriyet'in 100. yılında her şey çok daha iyi olacak. Çünkü hepimiz Cumhuriyet'e inanıyoruz. Cadde TV olarak biz tamamen bağımsızız. Sadece Cumhuriyet ilkelerine bağlıyız. Yayında ve yapımda emeği geçen bütün arkadaşlarım adına seçim masası olarak iyi akşamlar diliyorum.